Endonezya'nın Bali adasında Titikanga köyündeyim. Burası bir homestay. Homestay yani gittiğiniz yabancı ülkelerde bir ailenin yanında konaklıyorsunuz. Size odalarından bir tanesini açıyor. Arkamda gördüğünüzde benim odam. Ve burası bir ormanın içerisinde. Zaten bu bölge Titikanga bölgesi ve diğer Bali adasındaki diğer bölgeler olduğu gibi her taraf yemyeşil. Şimdi odamdan dışarı çıktım. İleride gördüğünüz pirinç tarlalarının olduğu tarafa gideceğim. Homestay'in bahçesinde bir havuz var. Bahçenin arka kapısından dışarı çıkarak şehir merkezine doğru ineceğim. Görüyorsunuz. Her yer yemyeşil. Normalde ön kapıdan çıktığınız zaman dolaşmanız gerekiyor. Normal arka kapıdan çıktığınız zaman dağ kestirinden ulaşabiliyorsunuz. O yüzden ev sahibinden anahtarı aldım. Ve arka bahçesinden dışarı çıktım. Etrafta muz ağaçları görüyorsunuz. Bayağı dikkatli olmanız gerekli. Merdiven çok dik ve kaygan. Ve manzarayı görüyorsunuz, muhteşem. Ve şimdi buradan aşağıya ineceğim. Burası biraz daha zor. Evet, burada yol ayrımına geldim. Sağdan gitmem gerekiyor köyün merkezine inmek için. Ama ben sol taraftan öncesi şeyi göstereceğim. Sol tarafta bir tapınak var. Evet, burada bir dere var. Görüyorsunuz, su akıyor. Evet.
Burada bir tapınak var. Tekrar geri döndüm. Çünkü köyün merkezi diğer tarafta. Ve yerdekiler dua kutucukları. Burada yaşayan Hindular her sabah tanrılarına olan dileklerini, tanrılarına adaklarını bu şekilde buraya koyarak gösteriyorlar. Burası Kirtihanga köyü. Bir gece az önce gösterdiğim odada konakladım. Az sonra da buradan Kirtihanga köyündeki diğer otelime geçeceğim. Evet, buradan da köyün merkezine doğru ilerleyeceğim. Bu bölgede birkaç tane homestay var. Mesela burada da Lembak Dukuk adında bir başka homestay var. Burada da aynı benim homestay'de olduğu gibi arka bahçesinden dışarıya çıkılıyor. Karşı taraftaki yamaçta pirinç tarlaları. Bu homestay'den ayrılmadan önce sizi etrafı ve kaldığım homestay'i tanıtmak isterim. Şu an Kirtihanga köyün merkezine doğru ilerliyorum. Her tarafta sular akıyor. Doğanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok harika. Görünüyor. Sağlı sollu muz ağaçları. Evet, görüyorsunuz dallarında muzlar. Ve gördüğünüz gibi burada da bir pirinç tarlası var.
Evet, ana yola çıktım arkadaşlar. Bu şekilde doğanın içinden yürüyerek köyün merkezine çıkıyorsunuz. Evet. Burası da Tirtihanga köyü. Biraz aşağıya doğru yürüyeceğim, bakalım neler var. Şu an saat burada 8:45. Ben erken çıktığım için dükkanlar daha açılmamış. Köy merkezini gezdim. Şimdi tekrar geldiğim yoldan homestay'ime geri dönüyorum. Hello. Hello. Köylüler. Ve tekrar yokuştan yukarı çıkarak homestay'ime ulaşacağım. Toprak çok kaygın, dikkat etmem lazım. O yüzden duraklıyorum bazen. Ve burada yüksek basamaklı taş merdiven var. Ve amcamız geliyor. Selamat pian. İti foto itu baru bagus. İti foto itu. Foto itu. Ya. Foto. Ne diyor anlamadım ama. Ya, bikin karena radio. Bunlar da son basamaklarım. Evet, Batur Indah Homestay
Ve bu demir kapıdan tekrar içeri giriyorum. Kapıyı tekrar kilitlemem gerekiyor. Bu şekilde homestay'de kalanlar anahtarı ev sahibinden alarak arka bahçeden dışarı çıkabiliyorlar. Burası da 3 numara benim odam. Bu şekilde yatak ve her odaya ait bir banyo ile tuvalet var. Evet, şimdi Tirtihanga köyündeki homestay'imden ayrılıyorum. Köydeki diğer otelime geçeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Valizim yüklendi. Şimdi Tirtihanga köyünde diğer otelime geçiyorum. Burası da homestay'in ön tarafı.